Merhaba, nasılsınız? Merhaba Sinan Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun Faruk Ustam. Şimdi sizi kısaca bir tanıyalım. Şöyle geçmişten bugüne bizi, kendinizi bir tanıtın. Ortaokuldan sonra şarkı hayatıma başladım. 82 yılından bu yana yaklaşık 40 yıldır mesleğim üzerinde devam ediyorum. Güzel. Siz bu işin çıraklık, kalfalık ustalığını yaşadınız. Aynen. Tecrübeli bir insansınız. Aynen. Sektör olarak bu dolu geçen yılların içerisinde son 5 yılı artık kendi firmanız kendi bünyesinde. Firmam olarak, Kon Hidrolik Pres olarak evet. Devam ediyoruz. İki markamız mı var? Kon Hidrolik Sam ve Kon Hidrolik Pres olarak iki markamız tamam, var. Güzel. Siz ne yapıyorsunuz? Kime hitap ediyorsunuz sektör olarak? Biz ne yapıyoruz? Biz hidrolik pres makinaları imal ediyoruz. Hidrolik pres makinaları dediğimiz zaman atölye presleri, sıvama presleri, sıcak kavcuk presleri, işe özel, talebe özel, otomatik, PNC kontrol, uzaktan erişimle hidrolik presleri yapıyoruz. Güzel. Peki işinizi severek, sayarak böyle dürüst, ahlaklı bir şekilde yürütmek çok önemli. Tabii ki. Ticari olarak faaliyet gösterirken dikkat ettiğiniz başlıklar nelerdir? Müşteri memnuniyeti önemlidir. Her şeyden önce kalite, Ar-Ge, özel talepler, efendime söyleyeyim. Yaptığımız işin de devamlı arkasında durmak ve arıza servislerin konusunda da müşterilerimize destek olmak. Ha, o destek hizmetlerimiz de mevcut. Tabii tabii. Peki, şimdi bu yaptığınız işin içeriğini biraz açalım. Bu yaptığınız parçalar, özel hassas parçalar, müşteri arz talebine göre dediniz. O diyaloğu bir anlatalım. Hani ben size müracaat ettiğimde nasıl bir yol haritası izliyorsunuz müşterinizle? Şimdi yapacağı işe göre eğer kalıplı bir iş yapacaksa, kalıptan bir ürün çıkaracaksa, bunun önce ölçü detaylarını ve kalıp tonajlarını istiyoruz. Yani yapılacak ürünün kaç tonda imal edilecek, ona göre pres tonajlarını hesaplanıyor teknik arkadaşlarımız tarafından, mühendislerimiz tarafından. Evet, evet. Sonra bunu proje haline getiriyoruz. Arkadaşlar AutoCAD'de çizimlerini yapıyorlar. Teknolojiyi iyi kullanıyoruz. Tabii. Efendime söyleyeyim. Sonra müşteriyle ölçü detay konusunda, özellik konusunda mutabık kaldıktan sonra üretim aşamasına geçiyoruz. Tamam. Ürünü bitirdik. Bunun montaj, kurulum, her şey size mi ait? Şimdi ürünün presin yapımına göre değişiyor. Ya da demonte mi gönderiyorsunuz? Şimdi direkt yekpare olarak gönderdiğimiz makinalarımız var. Eğer taşımada ölçüsel olarak, ağırlık olarak büyük ebatlarda, tonajlardaysa makine ağırlık olarak bunu parçalı gönderiyoruz. Yerinde montaja gidiyoruz. Yerine montaja. Peki. Şimdi uzman bir kadro dedik ama başarılı bu hikayelerin arkasında iyi bir ekip ruhu gerekiyor. Elbette. Kaç kişiyiz burada? Kimler var kadronuzda? Herhalde beyaz yakalılarımız da var. İki makine mühendisim, bir teknikerim, bir teknisyenim var. Oğlunuz da burada zaten. Evet. Yanınızda. İki oğlum, üç kızım yanımda. Maşallah. Ailece evet. Burada mutlu bir şekilde işlerinizi en iyi şekilde elbette, yürütmenin evet. gayreti içerisindeyiz. Evet. Yine alt kadromuz da geniş değil mi? Yine bayağı bir yaklaşık çalışan. Şu an mevcutumuz 15 kişi kadar. 15 kişi. Kaç metrekare burası çalıştığımız zaman? 1000 kapalı, 1000 açık, 2000 metre alanda çalışıyoruz. Hangi sanayideyiz biz Konya? İmsan Sanayi Karatay bölgesindeyiz. Karatay bölgesindeyiz. Sizi aradıkları zaman buradan rahatlıkla tabii, ulaşabilir. Tabii. Tüm sektörünüzle ilgili hizmet arayacak kişiler diyebiliriz. Evet, aynen öyle. Peki, şimdi geldiğiniz nokta nasıl memnuniyet? Memnun musunuz yani şöyle bir geriye dönüp baktığınızda? Ya şimdi şöyle, emek verdiğin her işin muhakkak karşılığını alırsın çalıştıktan sonra. Buna şüphe yok. Mesleğinizi, sanatınızı en iyi şekilde yaptıktan sonra bu çevre sizi bir yerlere getiriyor. Evet. Eğer hizmetiniz, çalışmanız, müşterileriniz memnun etmişse bu size bir reklam olarak, tanıtım olarak tekrar size iş olarak dönüyor. Evet, bu da sizde güzel bir memnuniyet, daha bir şevkle yani çalışma. Griz deniyor, griz görmüyorum. İşsizlik, diyeyim. İşsizlik deniyor, işsizlik görmüyorum. Şimdi aslında işsizlik diye bir şey yoktur. Aslında iş var, belki meslek seçme yönüne giden özellikle yeni nesil dediğimiz çalışmada biraz uzak duruyor olabilirler. Ama çıraklık müesseseleriyle ilgili hem hükümetimizin hem yerel yönetimin hem il yönetimlerinin bir hamle yapması inşallah sektörde biraz daha canlılık yaratır diyelim. Şöyle söyleyeyim, burada her çocuk üniversite okuyacak diye bir durum yok. Evet. Kendimden örnek veriyorum. Ortaokul terk, Çıraklı Okulu'nu okudum. Meslek torna tesviye. Torna tesviye. Efendime söyleyeyim, çıraklığını kalfalığını yaptığım işin iş ortaklığıyla sonuçta bir işveren
bir fabrika idarecisi olarak bu pozisyondayım. Evet. Bu da güzel bir şey aslında. Şimdi sermayem yok düşüncesiyle benim dükkanım olmaz diye düşünmüştüm ama şu anda sanat bizi hem meslek sahibi hem sanatkar hem de sadece Türkiye değil dünyaya açılmış bir durumdayız. Peki Faruk Ustam, şimdi arkamızda makinelerimiz de var. Sahanız geniş. Evet. Şimdi arkamızdaki makine mesela özelliği nedir? Biraz ondan kısaca bahsedelim. Jant göbeğe basma priz. Konya'mızda Ümit Jant firmasına bir 400 tonluk prizimizi yaptık. Hı-hı. Jant şekillendirmede kullanıyorlar. Evet. Bu prizimize de jant göbeği basıncı yapıyorlar. Peki şimdi bu bir örnek ama bize sohbette dediniz ki bize o kadar ilginç yerlerden talepler geliyor. Yelpaze geniş dediniz. Onlardan biraz bahsedelim mi? Valla bal mumu basma presi. Evet. Bal üretim yapan. Bu sahum yapıldıktan sonra mum ayrıştırmak için kullanıyorlar. Bal mum basma presi. Kuyumculuk sektöründen. Zarraflar, kuyumcular üretimde kesme ve şekillendirmede levha halindeki altınları baskıda kullanmak için sarraflara pres yapıyoruz. Güzel. Peynir tulum basma. Erzincan'dan pres. Bizi aradılar dediniz yani ilginç. Evet. Yani bize güç talep edilen, aha, şekillendirme yapmak isteyen kalıplı kalıpsız bugün tarım aletleri imalatı, motor yektefiye gömlek çıkarma presleri. Yani amaca göre presleri şekillendiriyoruz. Siz diyorsunuz yeter ki sektör fark etmez. Bizim branşımızla ilgili bize ulaşan herkese biz yardımcı oluruz. Aynen. Aynen. Böyle diyebiliriz. Aynen. Peki kendinizi böyle güncel tutmak, yeni müşteri portföyü için fuarlar bu işin aynasıdır. Evet. Katılıp geziyor musunuz? Katıldığınız fuarlar tabii, var mı? Hem Türkiye içinde hem de yurt dışı fuarlarına katılıyoruz. Hı hı. İzmir'de bir fuara katıldınız. İzmir, kendi standınızı açtınız. Aynen. Aynen. Konya'da bir çalışmanız oldu. Makine fuarına Makti'ye katıldık. Şimdi tekrar Mayıs'ta tekrar makine fuarına katılacağız. Şimdi fuar çok önemli değil mi? Aynen öyle. Yani sizin nasıl fuarlardan getiriler oldu mu böyle yeni müşteriler? Yurt içi ve yurt dışı ziyaretçilerin firmamız ve yaptığımız işleri tanıması ve oradan gelen talepler doğrultusunda preslere ihtiyaç vermeye şimdi çalışıyoruz. Şimdi çok ilginç aslında diyaloglarla da karşılaşmışsınız. Hani çeşitli sosyal mecradaki çalışmalardan veya sizin çevrenizdeki güzel sizin işinizi, ahlakınızı bilen insanlar sizi çeşitli yerlere önermiş. Aynen. Yabancı konuklar da size ulaşmışlar. Doğru. Siz şimdi herhalde çok farklı ülkelere işler yapıyorsunuz. Geçen hafta Belarus'a 600 tonluk sıcak alüminyum şekillendirme presi yaptık. Güzel. Şimdi onun kurulumuna gideceğiz. Kurulumuna gideceğiz. Şu an yolda. Evet. Nerelerde şimdi, varsınız böyle? Hani biraz sayacak olursak. Genelde ülkeler. Avrupa ülkeleri. Aha. Almanya, Belçika, Hollanda, evet. Slovak, Hırvatistan. Güzel. Gürcistan, Rusya'yla şu an görüşmelerimiz var. Bir 5 adet zor priz bir süreç için. Var ama inşallah evet. O da geçer diyelim. Rusya'ya da ilgili bir çalışmanız, Ukrayna'yla ilgili. İlerisi iyi olacak diye tahmin i̇nşallah, ediyoruz. İnşallah. Her şey zaman ilaç aynen, diyelim. Aynen. İyi noktalara inşallah gelsin. Bir an önce bu ortalık güzel bir eski konumuna gelirse. Türkiye'mizde dünyamızda güzellikler olsun. Aynen aynen. Şimdi ihracat da önemli. Siz hem ülkemizi dışarıda temsil ediyorsunuz. Döviz girdisi, burada istihdam sağlıyorsunuz. Bunlar önemli şeyler. Aynen. Peki ham malzeme de çok önemli. Bunları nereden alıyorsunuz? Alırken neye dikkat edersiniz? Şimdi kalite, metaldir. Kalite, malzemenin cinsi. Tabi bu yası muamilde ST52 dediğimiz, CK45 dediğimiz makinamıza özel çelikler, yası muamiller, çelik borular, yuvarlak çelikler. Bunların hepsi kaliteli malzemelerden. Yerli. Yerli olmasına dikkat ediyoruz. Aynen. Peki. Buradaki ekipmanlar da çok önemli. Böyle yatırımlarınızı böyle hep yeniliyor musunuz? CNC'lerimiz olsun, diğer ekipmanlarımız. Tabii ki. Yani, şey var mı burada? Yani bir 2000 ton pres yapacak kapasitede takım tezgahlarımız mevcut. Evet. Tabii bu teknolojik, ne kadar teknolojik makineler kullanırsak o kadar hassas, o kadar kullanırken tercih edilme şansımız evet, var yani. Evet, güzel. Peki, hedef ne? 2022 ve sonrası için beklentiler var mı kafanızda, planlar? Siz tabii, veya ne bekliyorsunuz ortamdan? Ortamdan istikrar bekliyoruz. Zamların durmasını bekliyoruz.
Evet. Daha çok yatırım yapmak istiyoruz. Hı-hı. Daha teknolojik tezgahlarla güçlendirmek, evet, üretimimizi artırmak istiyoruz. Evet. Bunlar beklentimiz, temennilerimiz olsun. Aynen. İnşallah bunların hepsine toplum olarak ulaşırız. İnşallah. Diyelim. Son olarak sizi tercih eden tüm müşteri portföyünüze son sözleriniz. Biz buradaysak müşterilerimiz sayesinde buradayız. Tercih ettikleri için buradayız. Onların da istek taleplerini üretebilmek gayreti içerisindeyiz. Hı hı. Teknolojik, otomatik istekler doğrultusunda preslerimizi şekillendiriyoruz. Güzel. Bir de teşekkür yapalım mı şöyle? Tabii ki. Bizi tercih eden bütün müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Evet. Varsak onların sayesinde varız. Onlar, evet, için varız yani. Peki. Biz de size, aile bireylerinize, çalışanlarınıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Konya iline kattığınız bu güzel hizmetten dolayı tebrik ediyoruz. Sadece Konya değil, Konya, Türkiye ve dünyaya. Dünyaya diyelim o aynen zaman. Aynen öyle. Peki. İlerleyen zamanda inşallah farklı projelerde görüşmek dileğiyle. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık.